Değerli izleyicilerimiz, bölüm bölüm çalışmalar gördüğünüz gibi başladı. Bir bölüm burada, diğer bölüm aşağıda. Şu an itibariyle neredeyiz? Gördüğünüz gibi Kaçkar Devlet Hastanesi veya Pazar Adliye Sarayı girişindeyiz. Pazar Belediyesi gönülleri bir bölüm buradan, bir bölüm aşağıdan temizliklerine başladılar. Sizler de destek olmak istiyorsanız, evet, güzel bir pazar, temiz bir pazar için bu çalışmalara katılabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an itibariyle, evet, daha önceden kesilmiş belediye çalışan tarafından kesilmiş olan otlar da gördüğünüz gibi, evet, poşetlere alınıyor ve daha sonra gerekli yerlere ulaştırılıyor. Bu etkinliğin amacı temiz bir pazar bir çalışmalara, evet, başladılar. Kenarlarda, köşelerdeki otları, kalmış olan çöpleri toparlıyorlar. Evet, tabii ki her şeyden önemlisi, en önemlisi insanlarımızın temiz olması. Biliyorsanız temiz bir ülke, temiz bir ülke için önce çöplerimize sahip çıkmalıyız. Yani yediklerimizi, içtiklerimizi öncelikle çöp kutularına atmamız gerekiyor ki yani daha temiz bir ilçe olalım. Yani duyarlı olmak lazım. Eğer duyarlı olursak ancak temizlikler yerine, evet, görevimizde ulaşmış oluruz. İnsanlar duyarlı olmalı. Evet, çöplerini, yediklerini, içtiklerini, dediğimiz gibi gerekli olan çöp bölgelerine, poşetlere veya çöp kutularına atarsalar çok daha, dediğimiz gibi, evet, iyi olacak. Çünkü yani nereye kadar bu yapılanlar, dediğimiz bir noktaya kadar, belli bir yere kadar. Çünkü herkes kendi üzerine düşeni yaparsa böylece daha temiz bir toplum, daha temiz bir ilçe olabiliriz. Başkan, başkan yardımcıları, evet, pazar gönüllüleri, dediğimiz gibi ekip olarak bir kısmı buradan, bir kısmı aşağıdan başladılar. Her şeyden önce bir kez daha vurguluyorum. Evet, özellikle yaz geldiği için, yaz aylarında denizin güzelliği, evet, deniz kenarındaki etkinliklerden dolayı insanlarımız içtiklerini, yediklerini, dediğimiz gibi, işte böyle sahillere, köşelere atıyorlar. Şu anda minik gönüllümüz, evet, gördüğünüz gibi insanların, bu insanlar yapmış olduğu pislikleri temizlemeye çalışıyor. Yazıktır, günahtır, ayıptır. Yani yiyelim içelim ama torbalarımıza yerleştirelim. Gördüğünüz gibi izmat kutuları, şişeler, yani bunlar atılmış. Evet, bunları da yaratanlar insanlar. Eğer bu şekilde olmasaydı, gördüğünüz gibi daha temiz bir toplum, daha temiz bir çevre olacaktı. Bu nedenle hani bir laf vardır, zararın neresinden dönersen dön kârdır. Bu nedenle sizler de mümkün mertebe insan olmanın bilinciyle hareket edelim. İnsan gibi hareket edelim ve çevremizi temiz tutalım. Gördüğünüz gibi içilen işte su şişeleri, işte alkollü şişeler, torbalar, yani bunlar doğaya da bir hayli zarar verdiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle duyarlı bir toplum olalım, duyarlı insan olalım ve çevremizi temiz tutalım. Evet, gördüğünüz gibi pazar gönüllüleri, evet, gönüllü olanlar, gelenler, katılanlar katılıyorlar. Sizler de eğer tabii ki bir şeyler yapmak istiyorsanız, arzu ederseniz gelip bu ekibe de katılabilirsiniz. İşte durum bu. Bir kez daha vurguluyorum. Önce insan temiz olmalı. Temizlik insanın içinde olmalı.
Eğer bu gibi faaliyetleri tabii ki gerekli bir şekilde yerine getirseydik bugün bunları da yaşamazdık. Bu nedenle evet üzerimize düşen görevleri yapalım diyoruz. Çocuklar orada, bir sürü ot var orada, bir ot.